Merhabalar, ben Taha. Bugün Çukur Cuma'dayız. Sizlere kendi evimi kendi gözümle anlatmayı planlıyorum. Uluslararası bir şirkette yazılım danışmanı olarak çalıştım uzun bir süre. Daha sonra kendi işimi kurdum. Şu anda Birleşik Devletler'de teknoloji yatırımcılığı yapıyoruz. Evin alt katında bir atölyem var. Bazı ürünler tasarlıyoruz ve bunları internet üzerinden kullanıcıya ulaştırıyoruz. 9 yıldır bu bölgede oturuyorum. Sanıyorum bu bölgenin hastasıyım. O yüzden burada eğer eski köhne renove edilmesi gereken, bana bakan, ağlayan evler gördüğüm zaman dayanamıyorum. Bu evleri alıp bir şekilde param yetiyorsa alıp renove ediyorum. Airbnb türevi yeni nesil platformlarda bu evleri ben İstanbul'da yokken kiraya veriyorum. Bu da benim için bir yerde ikinci bir meslek oldu. Hatta hobilerimi, yani dekorasyonla alakalı ilgimi, alakamı bir şekilde finansal olarak beni desteklemesi adına bana yardımcı oluyor. Bu bölgenin en büyük özelliği benim hayalim olması ötesinde Çukur Cuma'nın en güzel sokağı, Çukur Cuma Caddesi'ndeyiz. Karşımda en sevdiğim restoran, Cuma Restoran. Ve onun hemen yanında yine çok beğendiğim, çok güzel işler çıkaran 18. Ve daha sonra burada ismini sayamadığım bir sürü tanıştığım ve hepsinin kendi ayrı hikayesi olan onlarca amca, teyze, abi, dükkan sahibi var. Bu bölge benim için İstanbul'un en yaşayan bölgesi. Size biraz evden bahsedeyim. Bu ev 80 yıllık bir ev. Çok eski. Köklü bir ailenin eviymiş. Ben aldığımda iyi durumda değildi. Artık eve bakamıyorlardı. Ama bu eve aşık olduğumu ve bu evde yaşamak istediğimi söyledim. Bir şekilde anlaştık. Ya neden bu evi sevdin derseniz, bu evin üzerinde ben almadan önce de ve şu anda hala bir sarmaşık var. Ve bu sarmaşık yaklaşık 30 yıllık bir sarmaşık. Ve ben bu sarmaşığı hiç bozmadan bu evi nasıl renove ederim diye düşündüm. Mahalleyi çok sevdiğim için sanıyorum evin her yerinden mahalleyi bir şekilde görebilecek şekilde yepyeni bir ev tasarlamak istedim. Ön tarafındaki cepheye bir teras, arka tarafa bir cam eken ve evin tavanına da küçük ufak camlar açtım. Mesela ufak camlardan bir tanesinden baktığınız zaman Çukur Cuma Camisi'nin minaresini görebiliyorsunuz. Hadi biraz evi gezelim o zaman. Burası evin salonu. En üst kat. Yekpare bir düzen. Yatak odam burada. Banyom burada. Salonum burada. Koltuk takımım ve bu sanat gibi gözüken ürün de evin aslında televizyonu. Samsung'un frame modeli. Evin önemli bir objesi benim tavus kuşum Yusuf'un tüyleri. Yusuf artık benimle beraber değil ama tüyleri benimle beraber. Evin baş köşesinde Yusuf var. Oturma grubunu Modoko'da yaptırdım. Kendim tasarladım. Bence çok kullanışlı ve konforlu. Bu oturma grubunun arkasında şu anda çok popüler olan makrame detaylı bir obje var. Buraya bir fotoğraf asmak yerine bu anlamda bir lokal bir üreticiye bir obje yaptırdım. Bence bu eve çok yakıştı. Bu kısma geldiğimizde evin ortasında, merkezinde yine bir berjer yerine geçen bir salıncak var. Ben salıncaklara bayılıyorum. O yüzden ne zaman nereyi dekore etsem bir salıncak koyuyorum. Burada yukarıda da çelik konstrüksiyonla bağladım. Şunu anlatayım. Bu ürün Rıza amcadan 100 liraya aldım kendisini. Bence Çukur Cuma yaşamak adına çok güzel bir yer. Çünkü sokaktan geçerken, işe giderken, markete giderken, alışveriş merkezine giderken sokakta bedavaya, bedava sayılabilecek paralara çok güzel ürünler bulabiliyorsunuz. Bu çok doğal bir şey, çok da ağır bir şey. Ama ben bayılıyorum. Ve sanıyorum evin en ucuz ürünü. En gösterişli ve en ucuz ürünü diyebilirim. Buradan şöyle içerilere doğru ilerleyelim. Burada bir tane aynam var. Bu ayna şu anda bayağı popüler bildiğim kadarıyla. Instagram'da da görüyorum. Ben yaptırdığımda çok da popüler değildi ama ben bunu Instagram aynası diyorum. Instagram aynası güzel. Fotoğraf çekiyorsunuz.
Ev yekpare olduğu için aslında biraz hareket gerektiğini düşündüm. O yüzden eve bazı kademeler ekledik. Yatağımızda da baza yok. Çünkü ben bazadan nefret ediyorum. Zaten bazanın altına koyulacak yün yorganlarım da yok. Evde bir sürü ceviz mobilya göreceksiniz. Alt katlarda da var. Bu ceviz mobilyaları yine lokal üreticilerden buradan Ekin Bulut Atölyesi'nde yaptırdım. Çok da beğendim. Çok da doğal duruyor. Açıkçası çok da IKEA'ya falan gitmeme gerek kalmadı. Burada da aynı şekilde kullanılan bir küvetim var. Küveti ben Antalya'da ilk defa gördüm ve sipariş verdim. Açıkçası çok kullanılabileceğini düşünmemiştim. Çünkü satıcısına da inanmamıştım. Fakat 2 yıldır bir fiil aktif bir şekilde kullanılıyor. Ve ben çok memnunum. Buradaki açı evdeki en sevdiğim açı. O yüzden küveti buraya yerleştirdim. Şu bölgeye baktığımız zaman bunu bana babam yaptı ve babam hediye etti. Buraya evin en özel alanı ve en gösterişli alanında güneşin vurduğu bir yerde bu çiçeği böyle eski bir beraber bulduğumuz bir kütüğün içerisine yerleştirmiş ve bana hediye etti. Ben de bunu en sevdiğim yere koydum. Onun haricinde bölgede yatak odasında puflar var. Bu pufları ben kendim bizzat Marrakeş'ten sırtımda taşıyarak getirdim. 5 tane getirdim. 3'ünü annem el koydu. 2'sini ben bu eve getirdim. Ve bence bu eve çok yakıştı. Burada yine bu yatak odasını tamamlayacak özel eşyalarımı koyabileceğim bir dolabım var. Zemin ahşap değil, taş. Çünkü yerden ısınma olduğu zaman taş daha kullanışlı oluyor bence. Burada böyle bir detay ekledik. Bunu bilinçli bir şekilde eklemedik. Çünkü bu kısmı oynuyordu. Ustamız burada bir küçük bir hata yapmıştı. Ben de buraya madem oynuyor, bu taşın yerine aynısını bulamadığımız için farklı bir taşı içerisine yedirmek suretiyle bir desen koydum. Bence çok yakıştı. Çünkü burada artık bir halıya ihtiyaç duymadan kullanabiliyorum. Zaten halılarda da çok haz etmiyorum. Bu evde de çok fazla halı kullanmadım. Burada bu küçük alanda bir tane pick-up'ım var. Şurada da bazı göstereceğim. Şurada da bazı plaklarım var. Bu plaklarla bu pick-up'ı kullanıyorum. Açıkçası başka bir yere bağlı değil. O yüzden pick-up kendi ses tonunda devam ediyor. Yani şu Walt Disney'in çocuk şeyinin haricinde ben Michael Jackson dinliyorum daha çok. Biraz vitraylardan bahsedelim. Normalde az önce anlattığım gibi bu evde cami imamını görebilmek adına bir pencere açmıştım. Fakat sonra bunun çok da iyi bir fikir olmadığını düşündüm. Çünkü imam da beni görebiliyor ve burada bir yatak var. O yüzden bu alanı kaldırdım ve bu alanı iki taraflı vitray yaptık. Vitraylar gerçek değil, sticker vitraylar. Ama bence yeterli oldu. Bu alan ben evi satın aldığımda merdivenler dışarıdaydı. Ben merdivenleri evin içerisine ekledim ve burayı bir cam ekranla kaplattım. Bunun için özel izin aldım. Şu anda evin en fazla bitki barındıran bölgesi burası. Bütün bitkiler burayı seviyor. Diğer taraflara koyunca o kadar mutlu olmuyorlar. O yüzden ben de bütün bitkilerimi burada sıraladım. Aynı zamanda küçük bir tasarımsal hata yaptım ve buraya bir klima yerleştirdim. Bu klimada bitkilere vurduğunu ve bitkileri üzdüğünü fark edince yeni bir tane malzeme buldum internetten ve bunu bu şeffaf olan parçaya ekledim. Böylece verdiği havayı yukarıya veya aşağıya veriyor. Hiçbir zaman direkt olarak size ya da bitkilere soğuk hava üflemiyor. Bu evin olduğu bölgede ben satın aldığımda 2 katlı bir yığma beton bir bina vardı. Ve ben o yapıyı koruyarak buraya yeniden bir şeyler inşa etmek istedim. Çünkü aslında 15-50 imar izni var. Yani 5 katlı bir bina dikebiliyorsunuz. Evin ilk başlangıçtaki tasarımında buraya yeni bir kat daha ve bir teras daha ekliyorduk. Burada bir ağaç var. O ağacın dalı benim evimin üstüne geliyor. O zaman ağacı kesmeden bir çözüm bulmak istedim. Maalesef bu anlamda ağacı korumak adına evi bir kat daha yükseltmedim. Şu anda bu evi tabii gün ışığıyla beraber görüyorsunuz. Her yer ışıl ışıl. Fakat akşam saatlerinde bu arkadaki hurma ağacının camlara yansımasından da çok hoşlanıyorum. Benim için ayrı bir hava oluşturuyor. Çünkü arka taraf komple cam ekran.
Alt katta bir açık mutfak, bir tane yatak odası ve banyo var. Açık mutfağı bu bölgeye konumlandırmamın sebebi yine evin en güzel ışık alan yerinin burası olması. Üst kattan aşağıya doğru kendi tasarımımız olan bir merdivenle iniyoruz. Bu merdiveni çelik konstrüksiyondan yaptık. Daha sonra üzerine bir şekilde biz bu eve uygun olsun diye deriyle kapladık. İrmik ile beraber hayatımızın kış bölümünü burada geçiriyoruz. Bu kısımda da biz yine eskiciden bulduğumuz bir dolabı arkasını keserek kombinin üzerine yerleştirdik. Ve böylece artık o kombinin çirkin görüntüsünden kurtulduk. Evin alt elektrik aksamını dışarıdan sıva üstü yaptık. Sıva üstünde şöyle bir detay var. Eğer sıva üstünün rengini tutturamazsanız birazcık çiğ gözüküyor. Ben o yüzden riske girmedim ve beyaz tercih ettim. Evin biraz bu alanını anlatayım size. Çünkü açık mutfak olması hasebiyle biraz fazla kullanışlı. Şu radyuslu yuvarlak hatlı kesimleri bütün evin her yerinde dikkat ettim. Çünkü ne kadar çok radyus, ne kadar çok yuvarlak hatlı mobilya ve eşya o kadar tatlı gözüküyor bence. Kendi tasarımımız olan bir tezgah yerleştirdik buraya. Ve yine iç kısımlardaki kaplamalarını Ekin Bulut Tasarım Atölyesi'nde yaptırdım. Bu arkada görmüş olduğunuz kırmızı taşlar ve lavabonun içi el yapımı. Otto Tiles'ten aldım. Zaten komşum kendileri. Marrakeş'ten geliyor. Ben de bu taşları ilk gördüğümde aşık oldum. Ve hem buraya hem mutfağa, mutfağın diğer alanına hem de banyoda aynı taşları kullandım. Taşlar Zeliç isminde bir taşmış ve el yapımı. Hepsi tek tek elde kesilerek yapılıyor. Burada kahve makinem var. Yine aynı şekilde radyuslu. Diğer bütün alanlarda olduğu gibi. Dışı inox ve ben çok beğendim. Nespresso'nun Creatista Pro modeli. Bu makineyi de buraya yerleştirdim. Çünkü burada açıkçası bu alanda vakit geçiriyorum. Sabah kahvelerimi bu alanda içiyorum. Üzerinde bir dijital ekran var. Bu dijital ekrandan istediğim şekilde kahveyi seçebiliyorum. Ayarını kendiniz yaptıktan sonra isminizle kaydederseniz daha sonra sizi kahve makinesi hatırlıyor. Ve siz buradan seçtiğiniz zaman size aynı oranda süt köpüğünü ve aynı oranda kahveyi karıştırıp size sunuyor. Zaten burada benim adıma bir kahve var. Arkadaşlarımın da yakın arkadaşlarımın da kahveleri burada kendi isimlerinde kaydettik. Makine 3 saniyede ısınıyor. Sonra kahveyi de süt köpüğünü de aynı anda servise hazır hale getiriyor. Banyo çok kullanışlı oldu. Yine duvarlarda radyus kullandık. Aynı zamanda burada çeşitli eşyalarımızı koymak için nişler tasarladık. Evin diğer kısmı bembeyaz fakat burası biraz hareketli oldu. Bence bu eve çok yakıştı. Başka bir hava kattı. Evet, bu bölgede mutfakla yatak odasını birbirine bağlayan antre. Bu alana geldiğimiz zaman benim
Evet, sırtımda taşıdığım, yanlış siparişle aldığım çok büyük olan bir çantam var. Şu anda yüklük olarak kullanıyorum. Ama deri, orijinal deri, Vietnam'dan yaptırmıştım. Şimdi artık benim için eski fazla eşyalarımı koyduğum bir yüklük oldu. Burada mutfağa yakın bir alanda da Dyson'ım var. Bu benimkinin modeli V12. Bu modelde bir yenilik var. Tetik yerine tuşa basıyorsunuz. Tuşa basarak evi süpürebiliyorsunuz. Bence daha kompakt, daha pratik olmuş. Mutfak evin girişi aynı zamanda hem mutfağa yakın, hem yatak odasına yakın, hem de yukarıya doğru kolayca çıkabiliyorum. Daha çok mutfakta vakit geçiriyorum. O yüzden mutfakta vakit geçirdiğim için buraya yerleştirdim. Çünkü galiba evin en çok kirlenen alanı mutfak. Bu modelde bir lazer özelliği var. Lazer özelliğiyle zemindeki o minik tozları da görebiliyorum. O yüzden benim için daha kullanışlı oldu yeni model. Evde biraz fazla mobilim. Yukarıda yemek yiyorum, aşağıda yemek yiyorum. Bunu da kompakt ve hafif olduğu için yukarıya aşağı taşıyabiliyorum. Yukarı çıkardığım zaman mini motor head diye bir başlığı var. O başlığı kullanıyorum. O başlığı yukarı çıkarıyorum ve yukarıda gördüğünüz o sofayı komple temizleyebiliyorum. Yatak odasında kendime ait eşyalar ve babamın bana hatıraları var. Daha çok annem ve babamdan kalan, onların ürettiği, onların tasarladığı ürünleri yerleştirdim bu bölgeye. Gardırop tasarlarken yine gaz beton kullandık ve üzerindeki hazeranlı dolapları da sipariş üzerine tasarım atölyesinde yaptırdık. Bu alanı özellikle böyle bırakmak istedim. Çünkü evin orijinalinde bir cumba vardı. Bu alandaki yerden ısıtma şu bölgede geçerli sadece. Çünkü üst tarafını evin baza kullanmadığım için bu alanı yükseltmek durumunda kaldım. Ve yükselttiğim alanda herhangi bir şekilde bir ısıtma yok. O yüzden buraya ekstradan bir kalorifer peteği eklemek istedim. Bu kalorifer peteği de bu evin tarzına uygun bir şekilde yine biraz rustik, biraz bohem havada Türkiye'den, Türk yapımı bir yeni ama eski görünümlü bir kalorifer peteği ekledim. Evin bu kısmı bir atölye olarak kullanıyorum. O yüzden bu alanı dışarıdan giriş çıkışla değerlendirdim. Çünkü içeriye buraya müşteriler de geliyor. Bizim yaptığımız ürünler, bizim kendi tasarladığımız ürünler var. İşte burada bir yel değirmeni var. Şurada yeni projemiz olan kas kaskısı var. Burada kas kaskılarının kutuları, işte yine her zaman olduğu gibi bitkiler var her yerde. Çünkü galiba ben en çok bitki seviyorum. Atölyenin girişinde dedemden yadigar bir İstanbul haritası var.
Bayağı eski olsa gerek. Dedemden daha eskidir. Burada bir kapı var. Bu kapı evin eski kapısı. Ben bu kapıyı çok beğendim. Bunu kumladık ve buraya yerleştirdik. Artık bizim için bir dolap oldu bu. Mesela burada bir tane kutuyu açalım beraber. Size de nasıl bir şey tasarladığımızı göstereyim. Şöyle. Mod Rider bir kask askısı. İki parça halinde bu ürün. Bir böyle ve ahşabı. Ahşabın içine iki parçayla monte edebiliyorsunuz. Evet. Şöyle. Evet, yukarıda gördüğünüz gibi şu şekilde bir kask askısı oluyor. Ve aynı zamanda bunu böyle duvara monte edebiliyorsunuz. Burada bazı ürünler var, paketli, jelatinli. Jelatinli olan ürünler satılmış olan ürünler. Diğerleri henüz daha alıcısına ulaşmadı. Yani genelde şu anda Birleşik Devletler'e gönderiyoruz. Burada oturma alanı olarak kullandığımız sofayı kendimiz tasarladık. Deri ve ahşaptan oluşuyor. Arka alandaki gördüğünüz bölüm tamamıyla üretim bölgesi. Burada ben değil, daha çok profesyonel olan ustalar çalışıyorlar. Ben tasarım alanında onlara destek oluyorum. Burada mutfağımız var. Ahşaptan komple konstrüksiyonu kendimiz yaptık. Şu anda da evin merdivenlerindeyiz. Binamız 3 katlı müstakil. Bu müstakil binayı da yine aynı şekilde içeriden merdivenlerle tamamladık. Bu bölgede de evin kendi havasını hissedebileceğiniz şekilde zeminde terakota ve kenarlarında rıh yerleştirdim. Bu rıhlardaki taşları da yine renkli kullandık. Çukur Cuma'daki hayallerimi sizinle paylaştım bugün. 3 katlı bir ev izledik. Umarım memnun kaldınız, sevdiniz, kendinize ilham aldınız. Farklı sorularınız olursa ben buradayım. Adresimiz belli. Çukur Cuma'dayız. Hoşça kalın.